Bismillah. Bugün konumuz kipli önermeler. Kipli önermelerin girişini yapacağız. Hepsini şu an tek bir derste göremeyiz. Birkaç ders sürecek kipli önermeler konusu. Bugün genel bir giriş yapacağız. 3-4 hafta sürer diye tahmin ediyorum. Bakalım ne kadar sürecek. El-Bahru'r Rabi. Dördüncü bahis. Neyin dördüncü bahsi? Yüklemli önermelerin dördüncü bahsi. Yüklemli. Fil kadaya el muvecceh. Kipli önermeler hususunda. Tamam. Ne demiş katibi? Maddetul kadiyye ve cihetuha. Bu da katibinin değil. Bunu da buraya eklemişler. Önermenin maddesi ve kipi. Madde ve kip arkadaşlar. Cihe, kip demek. Madde ve kip. İkisi farklı şeyler. Farkı göreceğiz şimdi. Katibi diyor ki: La budde li nisbetil mahmulati ilel mevduat min keyfiyye. Mahmullerin mevzulara nispetinde keyfiyet gerekir. Nispetsiz, belirli bir keyfiyeti olmayan hiçbir mahmul, hiçbir mevzuya yüklenemez. Belirli bir keyfiyetle yüklenecek. Zeyd ayaktadır dediğim zaman bunu herhangi bir keyfiyet olmaksızın yüklemem mümkün değil. Bunu ya zaruretle yükleyeceğim, ya vaktiye ile bil fiil olarak yükleyeceğim, ya imkanla yükleyeceğim. Bunların farklı farklı tarzları var. Ya daima yükleyeceğim veya daima olmamak kaydıyla yükleyeceğim. Belirli bir şeyle yüklemem lazım bunu. İcabiyeten kânet en nisbetu ev selbiyeten. Bu dediğimiz nispet, kaçınılmaz olan, keyfiyetten kaçamayacak olan nispet, icabi olsa da, olumlu olsa da, selbi olsa da durum değişmez. Keddarurati, bu neymiş bu nispetlerin örneği? Darura, zorunluluk. Ve devam, devamlılık. Ve la darura, ve la devam. Zorunsuzluk ve devamsızlık. Dört tanesini zikretti. Daha fazla var. Göreceğiz bunları. Genel giriş olması için örnek verdi sadece. Farklı farklı keyfiyetler olacak. Ve tusemme isimlendirilir. Tilkel keyfiye, bu keyfiyet kendisinden kaçılamayan nispete zorunlu olarak bir şekilde keyfiyet sahibi olarak yüklenmesi gereken keyfiyet maddetel kadiyye. Kadiyyenin önermenin maddesi olarak isimlendiriliyor. Ve lafzu dallu aleyha, ona delalet eden lafız veya aklın hükmü, illa lafız olmak zorunda değil, aklın hükmü, akılda bir zorunluluk hükmü veriyorum veya lafız da bu zorunludur diye telaffuz ediyorum. Bu yusemmâ cihetel kadiyye. Önermenin kipi olarak isimlendirilir. Önermenin maddesi nefsül emirde, yani varlıkta olan şey, nefsül emirde varlıktaki şey, kipi önermeyi Kur'an'da, akılda veya lafızda olan şey, zihinde veya lafızda olan şey. Lafız bilaraz bizim işimizdi mantıkta. O yüzden zihinde desek daha doğru olur. Veya akılda desek daha doğru olur. Şimdi bu katibinin söyledikleri. Kutbuddin Razi ne demiş? Ona bakalım şimdi. Ekul, derim ki demiş. Nisbetul mahmuli ilel mevdu. Mahmulün mevzuya nispeti. Burada Cürcani'nin bir şerhi var. Onu da okuyacağız. Mahmulün mevzuya nispeti dediği kısmı Cürcani şerh etmiş. Neden mahmulün mevzuya nispeti demiş? İza kultu dediğim zaman, Zeydun gaimun, Zeyd ayaktadır dediğim zaman, fehunake nisbetun hiye nisbetul kıyami ila Zeyd. Burada bir nispet var. Zeyd ayaktadır dediğim zaman bir nispet var. Hiye nisbetul kıyami ila Zeyd. Kıyamın, ayakta olmanın Zeyd'e nispeti. Mahmulün mevzuya nispeti var. La nisbetu Zeyd'in ilel kıyam. Zeyd'in kıyama nispeti değil. Zeyd'in ayakta olmaya nispeti değil. Ayakta olmanın Zeyd'e nispeti. Yani mahmulün mevzuya nispeti. Fe inne Zeyd'en. Nitekim Zeyd. Uridu bihi ezzat. Onunla zatı kastediyorum. Belirli bir zat. Zeyd'in zatını kastediyorum. وَهِيَ اَمْرٌ مُسْتَقِلٌ بِنَفْسِهِ. O kendinde müstakil, bağımsız bir şeydir, Zeyd. لَا يَقْتَدِي اِرْتِبَاتًا بِغَيْرِهِ. Başkasıyla bağlanmayı gerektirmez. Zeyd dediğim zaman
bir bağa ihtiyacı olmaksızın kafamda bir tasavvur oluşur. وَالْقَائِمْ Kaim ise ayakta olan ise اُرِيدُ بِهِ dan kastediyorum, ayakta olandan kastediyorum. مَفْهُومَهُ mefhumunu اَلَّذ۪ي o mefhumunu ki يَقْتَد۪ي اِرْتِبَاتًا بِغَيْرِهِ başkasıyla bir bağlantı gerektiriyor. Ayaktadır dediğim zaman anlıyorsunuz ki burada bir rabıt var ya, dır. Diyorsunuz ki ya demek ki bu ayakta olmaklık bir irtibat gerektiriyor diyorsunuz. Felizalike kal. Bu yüzden dedi ki nisbetul mahmul ilel mevzu. Mahmulün mevzuya nispeti dedi. Çünkü burada nispet mahmulden mevzuya giden bir nispet. Ve inkânetin nisbe mutasavvareten beyne beyne. Her ne kadar nispet ikisi arasında olarak tasavvur edilmiş olsa da gerçekte mahmulün mevzuya nispetidir. Tamam. Gürcani'nin demek istediği bu. Gürcani Katibi'yi böyle şerh ediyor. Tamam. Şimdi mahmulün mevzuya nispeti. Sevaun kânet bil icabi ev bis selbi. Mahmulün mevzuya nispeti ister olumlayıcı olsun, olumlu olsun, ister olumsuzlayıcı olsun. İki durumda da la budde leha bu nispetin kaçınılmazdır min keyfiyye. Keyfiyeti kaçınılmazdır. Bir keyfiyet almak zorunda. Fi nefsil emir. Nefsül emirde. Nefsül emirde belirli bir keyfiyeti olacak bu nispetin. Mahmulün mevzuya yüklenmesinin nispetinin nefsül emirde belirli bir nispeti olacak. Nefsül emir nedir arkadaşlar? Bizim varlık düzlemi dediğimiz şeye nefsül emir deniyor. Bütün varlık, mutlak varlık dediğimiz varlık mefhumunu kendisine yüklediğimiz düzleme nefsül emir deniyor. Varlığın kendisi, varlığın hepsine nefsül emir deniyor. Zihinsel varlık da nefsül emirdedir. Hakiki varlık da, yani harici varlık da nefsül emirdedir. Maddi varlık, gayri maddi varlık, mücerretler hepsi nefsül emirdedir. Gerçekte hocam, var olan. Zihinsel varlık nefsül emirler dedik ya, her evet. Zihinsel varlık mı diyelim? Çünkü sanki zihinsel varlıklar daha am, nefsül emir daha ahas gibi geliyor. Yok, tam tersi. Nefsül emir hepsini kapsar. Zihinsel varlık nefsül emirin bir parçasıdır sadece. Harici varlık ve zihinsel varlık. Bir kısmı harici varlıktır, bir kısmı zihinsel varlıktır nefsül emirin. Zaten burada şöyle tartışmalar da olacak. Zihinsel varlık harici varlıktan başka bir varlık tarzı mıdır? Yoksa harici varlığın bir tarzı mıdır? Filozoflara göre o da harici bir varlık. Zihinsel varlık çünkü akılda kaim olan bir arazdır. Zihinde kaim olan bir araz. O yüzden o da harici bir varlıktır ama arada bazı farklar olduğundan dolayı zihinsel varlık ve harici varlık diye ikiye ayırıyoruz bunu. Şimdi nefsül emirde yani varlıkta bunun bu keyfiyet olması cihetiyle varlıkta bir keyfiyeti var. Varlıkta bir payı var. Nefsül emirde bir varlığı var bu keyfiyetin. Ke darurati ve la darura. Zaruret ve zaruret olmaması gibi. Ve devam ve la devam. Devam ve devamsızlık gibi. Fe inne kulle nisbetin furidat. Farz edilen her nispet. İza kıyset ila nefsil emr. Nefsül emre kıyaslandığı zaman. فَاِمَّا اَنْ تَكُونَ مُكَيَّفَةً بِكَيْفِيَّةِ الدَّرُورَ ya zaruret keyfiyetiyle keyfiyetlenmiş olacak, niteliklenmiş olacak yani. اَوْ بِكَيْفِيَّةِ لَا دَرُورَ veya zorunsuzluk keyfiyetiyle. Bir şey gerçekten nefsül emirde, ister bunu zihinsel varlığı, zihinde kaim olan araz olarak ele alın, isterseniz herhangi bir harici varlığı ele alın, ister maddi varlığı ele alın, ister gayrimaddi. Bunların nefsül emirde, kendi varlıkları bakımından bir keyfiyetleri var. Bu mahmulün, bu mevzuya nefsül emirde nispeti ya zorunluluk nispetidir ya zorunsuzluk nispetidir. Tamam. Ve min cihetin uhra veya başka bir açıdan da şöyle taksim edebiliriz. İmmâ en tekûne mukeyyefeten bi keyfiyeti devâmi ev ellâ devâm. Ya devamlılık keyfiyetiyle keyfiyetlenecek veya devamsızlık keyfiyetiyle keyfiyetlenecek.
Tamam. Bu keyfiyetlerden belirli birisini alması lazım. Nefsül emirde. Yani ontolojik bir şeyden bahsediyorum. Ontolojik olarak ya zorunludur ya zorunsuzdur. Ya devamlıdır ya devamsızdır. Ontolojik olarak. Daha akılda, zihinde, lafızda buralara girmedim. Ontolojik olarak bu mahmul, bu mevzuya nispeti belirli bir keyfiyettir. فَاِذَا قُلْنَا Buna göre dediğimizde كُلَّ insanın hayvanın bir darura. Oradayız değil mi? Evet. Her hayvan, her insan hayvandır. Zorunlulukla dediğimizde. Bu bir darurayı cümleye eklemeyin arkadaşlar. Size tavsiyem. Kafanıza şu kenara koyun bir darurayı gördünüz ya. Deyin ki bunun kipi zorunluluk kipi. Cümleye eklediğinizde karışabiliyor çünkü. Türkçe'ye çeviriyoruz. Arapça'da bazı farklılıklar çıkıyor falan. Bir darura. Bunu mesela sembolik mantık gibi düşünün. Zorunluluk işaretini koyun oraya. Sonra parantezi açın. Her insan hayvandır deyin. Tamam. Yani o zorunluluğu cümlenin içine aktardığımız zaman cümlede bazı anlaşılmazlıklar çıkabiliyor. Dilden kaynaklı bazı sıkıntılar çıkabiliyor. Kâneti darura, buradaki zaruret, zorunluluk, hiye keyfiyetu nisbetil hayvani, hayvanın nispetinin keyfiyeti. Nereye? İler insan. Hayvanın insana nispetinin keyfiyeti. Her insan hayvandır, bir darura dedik ya. Hayvanın insana nispetinin keyfiyetidir bu, zorunluluk. وَاِذَا قُلْنَا كُلُّ insanin كَاتِبٌ لَا بِالدَّرُورَ Aynı şekilde her insan katiptir. Ama zorunlulukla değil. Şimdi zorunsuzluk tipi dedik, parantezi açtık. Her insan katiptir. Yani şu katip mahmulünün insan mevzusuna nispeti zorunsuzluk nispeti. Tamam. Kâneti lâ darûra. Burada zorunsuzluk. Hiye keyfiyyetu nisbetil kitabe ilel insan. Kitabenin insana nispetinin keyfiyetidir. Mahmulün mevzuya nispetinin keyfiyetidir. Lâ darûra. Ve tilkel keyfiyyetu sâbite. Şimdi geldik isimlendirmelere. İşte bu sabit olan fi nefsil emr. Nefsül emirde sabit olan keyfiyet. Tusemme maddetel kadiyye. Önermenin maddesi olarak isimlendirilir. Ontolojik bir keyfiyet bu arkadaşlar. Önermenin ontolojik keyfiyeti yani nispetin, mahmulün, mevzuya olan nispetinin ontolojik keyfiyetine maddetel kadiyye. Önermenin maddesi deniyor. Ve lafzu dal aleyha ve şu madde önermenin maddesine delalet eden lafza fil kadiyyetil melfuza telaffuz edilmiş, lafza dökülmüş önermede ev hukmul akıl veya aklın hükmü bi ennen nisbe şöyle ki o nispet mukeyyefetun bi keyfiyeti keza şöyle şöyle bir keyfiyetle keyfiyetlenmiş olması nispeti fil kadiyyetil ma'kule akledilen, aklettiğimiz aklımızdaki önermede yüsemme cihetel kadiyye. Önermenin kipi olarak isimlendiriliyor. Şimdi lafz edilmiş önermede cihetül kadiyye yani kip aklın hükmü akledilen önermede akıldaki zihindeki önermede cihetül kadiyye. İkisi de cihetül kadiyye ama aslen aklın hükmüdür önermenin kipi. Lafız bil araz mantığın konusu olduğundan dolayı. Meta halef. Buraya kadar soru var mı arkadaşlar? Yok hocam. Tamam değil mi buraya kadar? Evet. Meta halefetil cihe. Cihet, kip ne zaman ki muhalefet ederse maddetel kadiyye önermenin maddesine. Neydi bu ikisi arasındaki fark şimdi? Cihet yani kiple madde arasındaki fark neydi? Size sorayım. Bir lafız olarak geliyor, bir akli olarak. Tam olarak öyle değil. Ama yaklaştınız. Emre hocam yani ontolojik olarak bir varlıkta
bir özellik var. Bu özellik onun maddesi oluyor. Evet. Buna dair bizim önermemiz, bunu lafza dökmemiz ya da aklen hükümde bulunmamız kipi oluyor. Aynen öyle. Çok güzel. Ve bu doğruya da isabet edebilir, yanlış da olabilir diyecek herhalde. Aynen öyle. Onu diyecek şimdi. Şimdi cihet neydi? Cihet lafızdaki ve akıldaki keyfiyet. Mahmulün mevzuya nispetinin keyfiyetinin lafızda veya akılda olması cihet. Madde de bunun ontolojik karşılığı. Gerçekte nasıl bu? Bu işte cihet, bizim aklımızdaki kip veya lafızımızdaki kip gerçekteki kiple, öyle diyelim, maddeyle muhalefet ederse, ona muhalefet ederse, karşı gelirse kânet kâdibe, önerme yalancı olur. Yanlış önerme olur. لِأَنَّ الْلَفِظُ, çünkü lafız اِذَا دَلَّ عَلَى اَنَّ كَيْفِيَّةَ النِّسْبَ, nispetin keyfiyetinin fi nefsil emir, nefsül emirde hiye keyfiyetu keza, şöyle şöyle bir keyfiyet olduğunu söyledi diyelim, delalet etti. اَوْ حَكَمَ الْعَقِلُ بِذَٰلِكَ, veya akıl buna hükmetti, lafız bunu söyledi veya akıl buna hükmetti. وَلَمْ تَكُنْ تِلْكَ الْكَيْفِيَّةِ الَّتِي دَلَّ عَلَيْهَا الْلَفِظُ اَوْ حَكَمَ بِهَا الْعَقِلُ, lafzın delalet ettiği veya aklın hükmettiği bu keyfiyet, hiyel keyfiyetu sabite fi nefsil emr, nefsül emirdeki sabit olan keyfiyet olmazsa, lem yekunil hukum fil kadiyye mutabıkan lil vakı, önermedeki hüküm vakaya mutabık olmamış olur. Mustafa Hocam'ın söylediği gibi. Şunu demek istiyor, özetleyecek olursak. Burada ontolojik bir kip var. Ontolojik bir kip, madde diyoruz buna. Buna benim bir tesirim var mı? Ben istediğim her şeye inanabilirim. İstediğim her şeyi söyleyebilirim. İstediğim her şeyi kafamda kurabilirim. O ontolojik kipe ben etki edemiyorum. Orada gerçekten bir kip var, madde. Ontolojik bir madde. Yani ontolojik bir önermenin maddesi. Orada o duruyor. O hakikat dediğimiz şey o işte bizim. Hakikat. Şimdi ben düşünüyorum. Aklediyorum. Bu kip aklımdaki şu kiptir. Bu o madde aklımdaki şu kiptir diyorum. Akledilen kip. Cihetül kadıyye. İşte bu onunla örtüşürse önerme doğru olur. Eğer bu yanlış olursa, oradakine örtüşmeyen başka bir şeyse bu aklımdaki, önerme yanlış olur. Bunu demek isteriz. Lafızda da aynı akıldaki gibi. Eğer yanlış lafızlarla söylersem önerme yanlış olur. Yanlış kipi lafızlara dökersem önerme yanlış olur. Hocam bu kadar ayrıntı gerekli mi? Yani çok ayrıntı geldi de bu bana. Yani bence gerekli hocam. Şöyle diyeyim. Biz mesela bazı münazaralarda görüyoruz. Bazı işte insanlarla tartıştığımız zaman görüyoruz. Bir iddia öne sürüyor. İddia ile, kafamdaki iddia ile hakikatteki varlığın farklı olduğunu veya olabileceğini anlamıyor insanlar. Ben Allah'a inanıyorum diyor. Burada ne var? Üç tane durum var. Allah lafzı, kafamdaki akledilen Allah, Allah tasavvuru, üç, maddetul kadiyye diyelim mesela buna, işte daha deminki gibi. Gerçekte olan Allah. Gerçekte ontolojik olarak dışarıda, yani sana bağlı olmaksızın sabit bir hakikati olan Allah. Şimdi sen kafanda bir Allah tasavvuru var. Allah lafzından da o tasavvuru delalet ediyorsun. Tamam. Lafız zihnindeki tasavvura delalet etti. Peki zihnindeki tasavvur hariçteki Allah'a delalet etti mi? Adam Zeus gibi bir Allah'a tapıyor olabilir. Ona Allah adını vermiş. Allah adını vermiş ona isim. Ama gerçekte Allah'a gidiyor mu? Elini açtığı zaman bu adam elini Allah'a mı açıyor? Kafasındaki zihinsel bir puta mı açıyor? Mesela buralarda bunlar önemli. Bunları ayırt etmemiz için. Sonra diyoruz ki bunu ayırt etmezsek diyoruz ki o da Allah'a tapıyor, ben de Allah'a tapıyorum. Din kardeşim diyoruz. Halbuki öyle mi yani? O adamın taptığı şey Allah değil ki.
O adamın taptığı şey zihnindeki kurduğu bir Zeus. Bir put. Veya bunu mekandan münezzeh bir Zeus olarak da düşünebiliriz. İlla mekansal olması gerekmiyor put olması için. Kafasında biz mekandan münezzeh, kıskanç, ne bileyim kızan, öfkelenen böyle bir Allah da kuruyor olabilir. Gerçekten hakikatte bu Allah mıdır? Onun kurduğu önermenin maddesi cihetiyle uyumlu mudur? Kurduğu önermenin ciheti kafasında bir tasavvur var. Maddesiyle uyumlu mudur? İşte biz diyoruz ki değildir. İşte buraları ayırmak için bu şekilde ayrıntılara girmemiz gerekiyor kanımca. Benim hocam bunu ben bu tartışmalardan bağımsız mantık ilmi açısından sormuştum. Yani önerme işte. Yani bu kadar hani tahlil etme. Çünkü sizin demin anlattığınız hani bu noktada elbette ki gerekli. İnsanın zihninde tasavvur ettiği her neyse artık bu eşya o hariçte maddesiyle uyum göstermeyebilir ya da gösterebilir. Bunu belki konuşarak, sıfatları sorarak, kendisini ifade etmesini isteyerek bir nebze olsun anlayabiliriz. Yani bu mantık ilminin içerisinde hani o kadar gerekli midir diye sormak istedim hocam. Tabii biz şimdi ayırt etmek için kullanıyoruz zaten bunları. Bazı şeyler karışabiliyor ilerleyen aşamalarda. Adam diyor ki mesela biz bunun kipi bileşiktir diyoruz. Bileşik bir kiptir diyoruz. Yani bileşik kipler ve basit kipler var. Az sonra göreceğiz. Birkaç ders sonra göreceğiz onları. Diyoruz ki bunun kipi bileşiktir. Bileşik önermelerin bazı hükümleri var. Basit kiplerde olmayan, bileşik kiplerde olan bazı hükümler var. Şimdi adam diyecek ki mesela hayır bunun kipi bileşik değildir, basittir. Neden diyeceğiz? Çünkü tek bir kelimeyle söyleniyor bu diyecek. Biz de diyeceğiz ki kipin basit veya bileşik olması lafızla alakalı değildir. Kipin bileşik veya basit olması onun içerdiği manayla alakalıdır. Biz kiplerde mesela özel imkan ve genel imkan göreceğiz. Taşın varlığı mümkündür dediğim zaman iki tane imkan kastediyor olabilirim. Birçok imkanın farklı farklı anlamları var ama konumuzla bağlantılı olarak söylüyorum. Özel imkanı kastediyor olabilirim, genel imkanı kastediyor olabilirim. Birkaç ders sonra göreceğiz. Genel imkanı kastediyorsan basit kiptir bu. Özel imkanı kastediyorsan bileşik kiptir. Ama ikisine de bil imkan diyeceğim. İmkan ile diyeceğim. Dolayısıyla burada ikisi de basit gibi, lafızda basit gibi gelecek. Ama diyeceğim ki bir imkanil ammi, umumi imkanla veya bir imkanil hassi, özel imkanla. Bu şekilde ayırt edebildiğim zaman lafızların neye delalet ettiğini tam koyabildiğim zaman işte kafamızdaki o önermeleri doğru yerlere oturtabiliyoruz. Tabii bunlar daha çok, yani biz mantığı neden öğreniyoruz? Mantığı oturup bir hadis metni, fıkıh metni okuyalım da anlayalım, daha iyi kıyaslarda bulunalım diye değil. İleri seviyelerde bunlar bizim işimize yarayacak. Kompleks kıyaslarda, kompleks çıkarımlarda, yani sözel olarak metni açıp okuyacağız, karışacak bir şeyler sürekli. Yani mevzu mahmule girecek, başka bir kıyas oraya eklenecek falan. Şimdi o karışıklıkları gidermek için ne yapacağız? Mantıkta öğrendiğimiz bütün o şablona teker teker o kelimeleri koyacağız, enter'a basacağız kafamızda, otomatik bize sonuç verecek. Burada bunların sağlamasını yaptıktan sonra onları yapacağız. Bu yüzden mantık eğer iyi bir şekilde tahsil edilmezse ilimde belli bir seviyeye zaten gelinir. Mantık ilmi olmaksızın geliniyor belli bir seviyeye. Ama daha ilerisine mantık olmaksızın çıkılamıyor. Çünkü belli komplekslikte kıyaslar, argümanlar eğer oluşturmak istiyorsak ki kompleks kıyaslar daha büyük hakikatler için gerekir. Yani ilk hakikatler, en basit hakikatler için bu kadar kompleks kıyaslara gerek duymuyoruz ama daha ilerisi için duyuyoruz. Bunun için öğreniyoruz. Benim mantık ilmine asıl önem vermemin sebebi bu. Daha çok ilerleyen aşamalarda. Yani. Devam ediyorum hocam. Tamamsa. Buyurun hocam, buyurun. Tamam. La darura ala enne keyfiyete nisbetil hayvani ilel insani fi nefsil emr hiyel la darura ve leyse kezalik fi nefsil emr. Tamam. Şimdi eğer ki
her insan hayvandır önermesi zorunsuzluk tipi ile söylendiyse, o zaman zorunsuzluk hayvanın insana nispetinin keyfiyetidir. Zorunsuzluk hayvanın insana nispetinin keyfiyeti. Nerede? Fî nefsil emr. Tamam. Buraya delalet ediyor bu. Bu la darura lafızdaki veya akıldaki bir şey değil. Nefsül emirdeki, gerçekteki bir şey. Ve leyse kezalik. Halbuki hayvanın insana nispeti zorunsuzluk mu? Değil, zorunluluk. Çünkü insan var olduğu müddetçe hayvan olarak var olur. Bu zorunluluk. O zaman felâ cereme, şüphe yok ki kezibetil kadiyye. Önerme yanlış oldu. Şimdi, kulli insan hayvan, la bid darura. Kulli insan hayvan, bid darura. Kipleri çıkardım. Kipleri çıkardım varsayalım. Kulli insan hayvan. Her insan hayvandır. Doğru mudur, yanlış mıdır arkadaşlar? Şu anki artık ulaştığımız bilgilerimizden sonra soruyorum. Her insan hayvandır önermesi doğru mudur, yanlış mıdır? Kipsiz bir şekilde soruyorum bunu. Kipi yok bunun. Doğrudur. Doğrudur. Kipi yok. Kipi zorunluluk değil. Kipsiz bir şey. Yani hayvanın insana yüklenmesinin nispetinin keyfiyeti yok. Keyfiyeti yok diyemeyiz. Olmak zorunda. Heh. Tuzağa çektim sizi. Olmak zorunda. Keyfiyetsiz olamaz. Doğruluk yanlışlık cinsinden değil. Her insan hayvandır önermesi, eğer ki kendisinde kip kastedilmezse bir önerme değildir. Çünkü önermenin olması için keyfiyet gerekir. Keyfiyetsiz, mesela bizim felsefedeki suretsiz heyula var olabilir mi? Herhangi bir fiilliği yok. Heyula, şekli yok, hiçbir şey yok. Ahmet Hocam size sorayım. Olabilir mi suretsiz bir heyula sizce? Olamıyor hocam. Olamaz. Neden? Çünkü heyula salt istidat sahibi cevher. Suret salt fiil, bil fiillik sahibi cevher. Bu da bunun gibi. Yani bir keyfiyet olmak zorunda. Belirli bir keyfiyetinin olması lazım. Sadece hayvanın insana nispeti yetmiyor. Bu nispetin de bir keyfiyeti olması lazım ki bil fiil bir önermede bulunmuş olalım. Tamam. Şimdi özetleyecek Kutbuddin Razi. وَتَلْخِيْسُ الْكَلَامِ ف۪ي هَذَا الْمَقَامِ بِاَنَّ قُولُ Bu makamda söyleyeceğimiz şudur. Özet olarak. نِسْبَتُ الْمَحْمُولِ اِلَى الْمَوْضُعِ Mahmulün mevzuya nispeti icabiyeten kânet ev selbiyeten olumlayıcı olsun, olumsuzlayıcı olsun. يَجِبُ اَنْ يَكُونَ لَهَا وُجُودٌ ف۪ي نَفْسِ الْاَمْرِ Ontolojik olarak bir varlığı olması lazım. Bir. Ve vücudun leha indel akıl. Akılda da bir varlığı olması lazım. Ve vücudun fil lafız. Ve lafızda da bir varlığı olması lazım. Üç tane farklı varlık tarzı var bunun. Ne gibi? Kel mevdu'i vel mahmul. Mevzu da böyledir. Mahmul de böyledir. Ve gayrihime. Bunlardan başka şeyler de böyledir. Minel eşya elleti leha vücudun fi nefsil emr. Başka bütün varlıklarda, nefsül emirde vardır. Ontolojik olarak gerçekte. Ve vücudun indel akıl. Akılda da varlıkları vardır ve vücudun fil lafız. Lafızda da varlıkları vardır. İşte bu nispet, fen nispetu meta kânet sabiteten fi nefsil emr. Bu nispet nefsül emirde sabit olunca, ne zaman ki sabit olursa, lem yekun leha buddun min en tekune mükeyyefeten bi keyfiyetin me. Herhangi bir keyfiyetle keyfiyetlenmesi zorunludur. Tamam. Thumme izâ hasalet indel akıl, akılda meydana geldiğinde, oluştuğunda bu nispet i'tebera leha keyfiyeten, akıl ona bir keyfiyet olarak kıyas eder, yani itibar eder. Hiye o keyfiyet imma aynu tilkel keyfiyeti sabite fi nefsil emr, ya o nefsül emirde sabit olan keyfiyetin kendisidir, aynısıdır. Ev gayruha veya başkasıdır. Aynısıysa önerme doğrudur, başkasıysa önerme yanlıştır. Bunu demek istiyoruz. Temyiz var. Burada bir ayırt etmeye çalışıyoruz. Ayıklıyoruz yani. Bir kip diyorum, zorunluluk. Ya bunun lafızda zorunluluk diye bir varlığı var. Zihnimde tasavvur ettiğim zorunluluk diye bir mana var. Bir de o dediğim insanın, o hayvanın, hayvan manasının o insan
manasına nispetinin ontolojik olarak bir karşılığı var. Benim zihnimden bağımsız. Ontolojik olarak bir karşılığı var. Üç tane durum. Üçünü ayırıp hangisini ele alıyoruz? Biz derdimiz ne? Bunu görüyoruz şu an. Asıl kip maddesidir. Önermenin maddesi. Sonra aklettiğimiz hüküm, aklın hükmü, lafız. Burada arizi olarak ele aldığımız bir şey. Aklımızdaki kip ve o aklımızdaki kipin hariçteki şeye mutabık olup olmaması. Meselemiz bu. Thumme izâ vucidet fil lafız. Lafızda bulunduğu zaman bu nispet. Uğride ibareten bir ibare getirilir. Tedullu ala tilkel keyfiyetil mu'teberati indel akıl. Bu ibare akıldaki keyfiyete delalet eder. Akıldaki, yani neyin keyfiyetine? Nispetin keyfiyetine. Bahsettiğimiz nispetin keyfiyetine. İz zira el elfazu. Bu da çok önemli. Lafızlar innemâ hiye bi izâis suvaril akliyye. Lafızlar ancak akli suretlerin hizasındadır, paralelindedir. Lafızların bizim aslında konumuzla hiçbir alakası yok. Sembol de koyabilirdik buraya. Veya hiçbir şey koymayabilirdim. Ben salt kendi başıma oturuyorum, gözümü kapattım. İbn Sina'nın karanlıkta sallanan adamı gibi. Kapattım gözümü, düşünüyorum ya. Zeyd ayaktadır diye düşündüm. Lafıza falan benim hiç ihtiyacım yok. Akletmeye, makullere ihtiyacım var. Sureli akliye, akli suretlere. Ve bu akli suretlerin hariçte gerçekten karşılığının olup olmamasına ihtiyacım var. Karşılığı varsa bu akli suretin, keyfi, nispetin keyfiyetiyle beraber bir karşılığı varsa, o zaman bu akli suret doğru olmuş oluyor. Yoksa yanlış olmuş oluyor. Lafızlarda ancak bu akli suretlerin hizasındaki şeylerdir. Arizi olarak dahil oluyorlar konuya bunlar. Fekema ennelil mevdu'i vel mahmuli. Mevdu'nun ve mahmulün ve nisbe ve nispetin, ikisinin arasındaki nispet, yani mahmulün mevzuya olan nispetinin, üçünün vücudatun fi nefsil emr. Nefsil emirde varlıkları vardır, ayrı ayrı. Ve indel akıl, akılda da varlıkları vardır. Ve bihâdel i'tibâri, akılda olması itibariyle sârat eczâen. Bu üçü, mevzu, mahmul ve nispet, akılda olmaları itibarıyla lil kadiyyetil me'akule, akledilen önermenin parçaları olurlar. Ve fil lafız, lafızda da olur bu varlıklar, fi nefsil emri ve indel akli ve fil lafız. Şimdi oraya geldik. Lafızda da vardır bunlar, bunların varlıkları. Hatta böylece sarat eczaen lil kadiyyetil melfuda. Lafız edilmiş önermenin parçalarına dönüşürler. Akledilmiş önerme, lafız edilmiş önerme. Aslı akledilmiş önermedir. Kezalike aynı şekilde keyfiyetun nisbeti leha vücud, nispetin keyfiyetinin de vücudun fi nefsil emr, nefsil emirde bir varlığı var. Ve indel akıl ve fil lafız. Ve lafızda aynı şekilde varlığı var. Şimdi fel keyfiyetu sabitetu lin nisbeti fi nefsil emr, nefsül emirdeki sabit olan nispete, maddet, nispetin keyfiyetine, maddetul kadiyye, önermenin maddesi dedik. Ve sabitetu leha, nispet, fil akıl, hiye cihetul kadiyyetul me'akule, akledilen önermenin ciheti. Ve ibaretu dalle aleyha, ona delalet eden ibare, hiye cihetul kadiyyetul melfuza, lafz edilmiş önermenin cihetidir. Tamam. ولما كانت الصور العقليه والالفاظ الداله عليها akli suretler, aklımızdaki nispet keyfiyet, vel elfazu dalle aleyha, ve ona delalet eden lafızlar, ne zaman ki la yecibu, zorunlu değildir, en tekune mutabıkaten lil umuri sabite fi nefsil emr, nefsül emirdeki sabit olan şeylere mutabık olması zorunlu değildir. Ben kafamda Zeus'u kuruyorum, ona Allah adını veriyorum. Sonra diyorum ki Allah'a inanıyorum. Yanlış oldu. Çünkü nefsül emirdeki Allah'a uymadı bu. Böyle olabiliyor. Lem tecib, böyle olabilince lem tecib mutabakatul ciheti lil madde. Cihetin maddeye mutabakatı zorunlu değildir. Yani yanlış da kuruyor olabiliriz önermeyi. Fekema, örnek verecek şimdi. İza vecedna şebahan. Bir silüet gördük. Uzaktan bir insan geliyor bize veya şimdilik insan sanıyoruz onu. Huve insanı, insan. اَوْ اَحْسَسْنَاهُ مِنْ بَعِيدٍ وَاَحْسَسْنَاهُ مِنْ بَعِيدٍ. Uzaktan gördük bunu. Bu insan silüetini gördük. فَرُبَّمَا يَحْسُلُ مِنْهُ. Ondan meydana gelir. Yani o bizde sebep olur.
fi ukulina akıllarımızda surete suratu insan. İnsan sureti meydana gelir onda. Orada bir silüet gördük. Zihnimizde de insan sureti meydana geldi. Ve hayne izin silüetin kendisi madde. Hariçteki gerçekte orada ne varsa artık o maddesi önermenin. İnsanın suretinin benim zihnimde belirmesi ciheti, akıldaki tipi. Ve hayne izin yu'abberu anhu ondan bahsedilir bir insan. İnsan lafzıyla bahsedilmesi de onun lafızdaki ciheti, tipi. Ve rubbema yahsulu minhu ondan belki de hasıl olur, meydana gelir. Suratu ferasin. At sureti de meydana gelir. İnsan geliyor ama ben onu at olarak görüyor olabilir. Uzaktan, bayağı uzakta geliyor. İşte at mı geliyor şuradan? Bir kilometre ötede adam. Karanlık falan diyelim. Tam anlayamıyoruz ne olduğunu. At olabilir diyoruz. At gibi göründü bize mesela. Ve yu'abberu anhu bil feras. At olarak ondan bahsedildi. At lafzıyla, feras lafzıyla. Feliş şebahi. Bu silüetin vücudun fi nefsil emr. Nefsil emirde bir varlığı var. Ve vücudun fil akıl. Akılda bir varlığı var. İmma mutabıkun lil vâki'i ev gayru mutabık. Vâkıaya yani nefsül emirdeki silüete ya mutabıktır ya mutabık değildir. İkinci varlık tarzıydı bu. Ve vücudun fil ibara ve lafızlara bir varlığı vardır. İmma fi ibaratin sadikatin ev kâdibe. Ya doğru ibarede ya da yanlış ibarede. Gördüğümüz üzere. Fekezalike aynı şekilde keyfiyetu nisbetil hayvani ile insan hayvanın da insana nispetinin keyfiyeti leha nin vardır. Subutun fi nefsil emr. Nefsil emirde varlığı. Ve hiyye darura. İşte bu keyfiyet zaruret nispeti. Ontolojik bir zaruretten bahsediyorum. Nefsil emirdeki zaruret bu maddesi. Ve fil akıl ve hiyye hukmul akıl bir darura diyelim. Yani akılda da varlığı var. Bu zaruret hükmünü aklımın vermesi. Orada bir zorunluluk maddesi var. Aklın da bu zorunluluk hükmünü veriyor. Ve fil lafız aynı şekilde lafızlara bir varlığı var. Fe in tabaqat ha. Buna el keyfiyetul bu ha nefsül emirdeki keyfiyete dönüyor. O nefsül emirdeki keyfiyete uyarsa el keyfiyetul ma'kule akledilen keyfiyet örtüşürse yani evil ibaratul melfuza veya lafız edilen ibare ona örtüşürse kânetil kadiyyetu sadikaten doğru olmuş olur önerme. Ve illa kâzibeten lâ mahal. Yoksa da yanlış olmuş olur. Evet. Böyle giriş yapmış olalım. Burada bitirelim bugün. Sorularınızı, yorumlarınızı alayım. Haftaya devam edeceğiz kaldığımız yerden. Taksimine geçeceğiz. Kipli önermeleri neye göre taksim ediyoruz? Şimdi neyi gördük? Şimdi biz neyi gördüğümüzü gördük. Biz şu an ne yapıyoruz? Kipli önermeler diye bir konu. Peki nedir kipli önermeler? Kipli önermeler mahmulün mevzuya nispetinin keyfiyetini ele alan konudur arkadaşlar. Mahmulün mevzuya nispetinin keyfiyetini nasıl bir nispetle bu mahmul mevzuya yükleniyor? Ruh ele alan konu kipli önermeler. Burada ele aldığımız şey aslında önermenin maddesi. Bizi ilgilendiren şey bu. Önermenin bir maddesi var. Nefsül emirde benim bir tesirim olmaksızın gerçekte, hakikatte bir keyfiyet var. İşte ben akledilen önermeyle bu keyfiyeti tutturmaya çalışıyorum. Bu keyfiyetle örtüştürmeye çalışıyorum. Aklımdaki keyfiyeti. İşte bu aklımdaki keyfiyete önermelerin kipi deniyor. Lafızdaki de aynı şekilde önermelerin lafızdaki kipi. Hariçteki nefsül emirdeki keyfiyette önermelerin maddesi deniyor. Benden bu kadar. Buraya kadar her şey anlaşıldı mı? Evet. Bu kipli önermeler konusu genelde çok zorlanılan bir konudur. Yani en zor konu da denilir hatta. En zor konu, mantığın en zor konusu olduğu çokça söylenir. O yüzden biraz böyle ayrıntılara girmek istedim. Yani ne yaptığımız tam anlaşılsın, hızlı hızlı geçmeyelim. İyice otursun kafaya. Daha hayatımız boyunca dönüp bakmayız yani iyice oturursa. İyice anlayalım. Zaten tablolar üzerinden de iyice şöyle bir geçeceğiz. Sistematik hale getirmek için. Tamam. Benim sözüm bitti. Eyvallah hocam. Dilinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Diyeceğiniz bir şey yoksa Allah'a emanet olun. Hocam var.
Şimdi bu cihetul kazı kadiyenin maddetul kadiyeye mutabık olduğunu nereden bileceğiz? Şimdi başka bu felsefenin konusu. Biz burada şeyi görüyoruz. Ya uyuyordur, ya mutabıktır ya değildir. Tabii. Tam taksim belli. Tabii. İşte buna karar verecek kim? Bu felsefe mi karar verecek? Tabii felsefedeki ilmün nefis dediğimiz meseleler. Yani ben tecrübe ettiğim kadarıyla mantık derslerinde de, kelam derslerinde de veya başka her türlü dersimde de insanların zihinlerindeki en temel mesele İslam felsefesinin ilmun nefis adı altında işlediği meseleler. Yani bu bilgiler nereden hasıl oluyor bizde? Zorunluluk kipi nereden hasıl oluyor? Veya imkan kipi. Bu zihnimizde olan bir şey. Bu öğrenilen bir şey değil. Çünkü bunlardan daha genel kavramlar yok. Ne dedik? Önerme bu kipler olmaksızın kurulamıyor. O zaman hangi önerme olursa olsun bunları zaten içeriyor, tazammun ediyor. O zaman benim bu zorunluluk, imkan vesaire devamlılık bu tür kipleri bilmeksizin önerme kurmam imkansız. Öyle değil mi? Hatta bazıları bu kiplerin tasavvurlarda dahi geçerli olduğunu söylüyorlar. Tasavvurlarda. Yani ben tasavvuru zorunludur. Ben tasavvuru kesbedilmez, sonradan kazanılmaz. Varlık tasavvuru böyledir. Doğru olan görüş bu. Şimdi buralardan zaten bu kipler bize otomatik olarak yükleniyor. Ben hariçteki yani fiziksel varlıklardaki kipi sorunuzun felsefi cevabını verecek olursa söylüyorum. Fiziksel varlıklardaki kipi hiçbir zaman kesin olarak bilemem. Yani tecrübeye, müşahedeye dayalı olan varlıklardaki kipi hiçbir zaman bilemem. Yani bir o hariçteki cisimsel varlıklara bir yüklem yüklediğimiz zaman o yüklemin o varlıklara yüklenmesinin nispetinin keyfiyeti benim zihnimde kesin olarak hasıl olmaz. Aramda bir irtibat yok. Hiçbir zaman demeyeyim. Yani bazı özel durumlar var. Onlar hariç diyeyim. Kıyas ederek yani düşünerek ben bunların kipini bilemem. Neyi bilirim? Ben matematiksel nesnelerin kipini bilirim. Geometrik nesnelerin kipini bilirim. Metafiziksel nesnelerin kipini bilirim. Yani ilk aklın Tanrı'dan ilk sudur eden varlık olması zorunludur. Zorunluluk kipiyle ondan ilk olarak sudur eder. Filozofların diliyle söylüyorum tabii. İlk akıldan sonra cisimsel varlıkların, nefsin vesaire diğer akılların onlar da varsa meydana gelmesinin zorunlu olduğunu ben kendimdeki hazır olan zorunluluk kipiyle biliyorum. Ama nesnelerin yani cisimsel maddi nesnelerin bu kiplerini nereden aldıklarını ben %100 kesin olarak bilemem. Bunları ancak örneklendiriyorum mantıkta. Mantık ilminde bunlar anlaşılsın, öğrenilsin diye örneklendiriyorum. İnsanın hayvanı natık oluşu. Neden natık olsun yani bunun faslı? Veya başka natık olan başka canlılar, varlıklar olamaz mı vesaire? Bunlar felsefenin konusu. Ama biz mantıkta sanki bunlar halledilmiş gibi anlıyoruz ki mantık ilmini kolaylıkla öğrenebilelim yani. Bunları mantıkta o yüzden tartışmıyoruz. Allah razı olsun. Amin. Sizden de. Peki. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Sorular bittiyse. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşürüz.